Ya buyurun. Evet değerli arkadaşlar. 6 aylık bir kursun henüz başındayız. Bu kaydın sebep hikmeti de şu. İlk geldiğimde hangi aşamadaydım? Son 6 ay bittiğinde, yine sizler dinleyin kendinizi. Kendiniz karar vereceksiniz ki hangi aşamadaydım, hangi aşamadaydım. Ve iddia ediyorum, bu kursun sonunda bayağı bir mesafe kat ettiğinizi kendiniz göreceksiniz. Ben her zaman söylüyorum değerli arkadaşlar. Yani bu kursların en büyük kazanımı şudur. Bir kişi okuyor, 21 kişi dinliyor. Dolayısıyla bir arkadaşımızın fark etmediği bir yanlışı bir başkası fark edebilir. Bizim fark etmediğimizi diğer bir arkadaş fark edebilir. Dolayısıyla 21 tane üstad okuyan bir kişi dinliyor. Bu Kur'an'da da böyle, yüzünü okumada, ezberde. Efendim, hitabet dersinde de, sözü oraya getiriyorum. Hitabet dersinde diyorum ya, birazdan oraya getireceğim inşallah. Hitabet dersinde de böyle. Yıllardır imamlık yapmış bir hocamız mesela, çok da güzel hocalık yapıyor. Cemaatisi tarafından sevilen bir hocamız. Hutbe okuduğunda çok, yani beklenmedik bir hata yapabiliyor. Yıllarca öyle okumuş. İkincide de bunu ikaz etmiş. İşte bunu nasıl fark ediyoruz? Yine 21 arkadaşımız dinliyor. Oradaki yanlışı fark edip arkadaşımıza güzelce usulda söylüyor. Bu yönüyle de bir avantaj diyorum. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. 6 aylık tasavvuf kursu hayırlara vesile olur inşallah. Allah-u Teala bu çektiğiniz sıkıntının emeği karşılığını bol bol verir inşallah. Hakikaten zor şartlarda sabah namazına kaçta kalkıyorsun bilmiyorum. Bir de camiye gidiyorsun daha erken de kalkıyorsun. Camiyi açıyorsunuz cemaatten çünkü yaşlılardan gelip kapıyı bekleyenler vardır. Ondan önce gidip kapıyı açmanız lazım. Çok çok erken kalkıyorsunuz. Kalktıktan sonra da tekrar yatma şansınız yok. Gelip derse yetişmeniz lazım. Büyük bir fedakarlık. Allah bu fedakarlığın ecrini bol bol versin inşallah. Amin. Teşekkür ederim.